Hiç beğenmedim. Niye? Beğenmedim. İlk defa senden böyle bir tepki görmüş olabilirim. Cacıklı şeyi de beğenmedim. Şunları da böyle zor yuttum. Salça mı ne, bu neye benziyor belli söyle değil. Söyle bana. Şey, belli değil. Pişmemiş mi köfte? Pişmemiş. Yani tat alamadım. Hiç beğenmedim ben bunu. İnanamıyorum şu an verdiğin tepkiye. İnanamıyorum. Bu da yakmış. İnsan hiç mi lezzet katmaz buna ya? O kadar baharatlar var, karabiberi var, kimyonu var. Var da var, masada bir sürü şey gördüm. Seni bugün çok kızdırdı gelinler. İlk defa seni böyle görüyorum. Büyüklü, küçüklü, şu başka boyutta. Bunun rengi başka, bunun rengi başka. Doğruyu bulacağız şimdi nasıl bulursak. Bu puzzle değil mi? Evet. Acı, pişmemiş, çiğ. Kazısı. Kazısı çiğ. Köftesi? Köftesinde yanık, hiç tat bulamadım. Bu gelinlerin el lezzetine ne olmuş? Sorarsın şimdi, ben de dinlerim. Sana ne olmuş asıl? Sana ne oldu bugün? Bende bir şey yok. Bir de karnım aç, koşturarak geldim yani. Şöyle güzel bir köfte. Ay ben de çok sinirlenirim. Karnım açsa, önüme kötü yemek geldiyse vallahi ben de birbirinden farklı lezzet. Dur bakalım şu iki tabağa bakacağız. İçine salça girdiği halde gene bir lezzet katamamış. Bunun yoğurdu da şeyi koyu olmuş baksana. Kalın kalın mı doğramış? Nasıl doğramış bu baksana? Bir pazıyı bile doğrayamamış ince ince. Bu da olmadı Nursel Hanım. Lezzet de yok zaten. Bir karnını doyuramadık. Doyuramadım bak, bir tane yiyorum farkındaysanız. Bunu da beğenmedin? Hı-hı. Köfte dediğinde acı, bunun salçası hem de ekşi geldi. Piş, kavuramamış iyice. Hmm. Bunu hiç kavuramamış. Pazısını da beğenmedin, kocaman pazısını dedin. Pazısını da büyük doğramış. Sevilay kayınvalidem. Sanki yani yoğurt iki sezondur seni tanıyorum. O kadar agresif bir tadım yapıyorsun ki. Son zamanlardaki en agresif tadımını yapıyor. Ya karnım aç, bir şeyler yerim dedim, yok. Bunun da şeyinde hiç tat tuz yok. Pazısında. Pazıyı zaten o kadar inceltmiş ki yok olmuş. Beğenmedim. Köfte pişmemiş. Köftesini de beğenmedim. Pişmemiş. Pişmemiş. Sen bugün beşini bana ver bence. Nursel Hanım, beşi bırak, ben bu tabaklara puanlama yapmak istemiyorum. Format gereği vereceğim. Mecburum değil mi? Sallayacağız o zaman. Sen orada da mı sinirliydin azıcık? Buraya gelince mi bir anda? Yok, gayet naiftim, gülüyordum. Ben böyle tabaklar beklemiyordum. Yemek yiyince hoşuna gitmediği için sinirlendin. Evet. Peki. Hadi ver puanlarını. Bir tane beş vermek zorundasın. Şu beş olsun bari, görüntüsü güzel. Üçüncü tabak 5 puan. Bu yanmış zaten, bu 1. İkinci tabak 1 puan. Bu da çok küçük olmuş, 1. Dördüncü tabak 1 puan. 1 olsun ya, beğenmedim. Birinci tabak 1 puan. Sen iyi misin? İyiyim. Bu nasıl bir tadım? Beğenmedim. Nasıl bir tepkiler? Tamam, beğenmedin de nasıl bir tepkiler? Puanı veren ben değil miyim ya? Yorumcu benim. Puancı benim. Kalbim vermek istemiyorum. Kalbim beğenmedim. Duracak. Yaptığın tadımdan hiçbir şekilde memnun olmadın. Olmadım. Gel açalım şunu. Seylay teyze, bir kere yaklaşımın, yorumların hiç saygı çerçevesinde yapmadım. Saygı değil, zaten senin tabağın. Bir dakika konuşabilir miyim? Tamam. Hiç hoş bir yorum, puanlama yapmadım. Bak biz burada ama iyi ama kötü bir emek veriyoruz. Böyle tattım 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 gittim, böyle bir puanlamalar, bir agresiflikler, kurulup kurulup gelmişsin buraya. Hiç hoş değil bak. Biz burada bir emek veriyorsak sen bunu saygı çerçevesinde yorumlamak zorundasın. Bitti mi? Bitmedi. 5 verdiğin tabağın ne dedin? Pazısı büyük olmuş dedin. Pazıyı büyük doğrarız, pazı büyük olmuş dersin. Pazıyı küçük doğrarız, ay ben bunun içinde bulamıyorum dersin. Sen bugün bilerek böyle yaptın. Anne sen ciddi olarak soruyorum, iyi misin? İyiyim, gayet ben iyiyim. Ben hayatımda seni ilk defa böyle gördüm. Beğenmedim. Tamam, beğenmedin hayatım, onda bir problem yok. Gel, ciddi anlamda soruyorum. Ben... programı da geç. Gerçek hayatta da ben seni hiç böyle görmedim. Bir şey mi sinirlisin? Bir şey mi kızdın? Ya tansiyonun mu çıktı? Bir şey Hayır mi oldu? Hayır ya, bak tattım, beğenmedim. Bu ama yanmış, bu küçük, minik. O diğerine 5 verdiğine büyük dedin. Pazısına da büyük ona dedin. Ona da ben salladım, şansa attım tamam, yani. Tamam, salladın da hayır. İlk tabaktan itibaren bir tepkim vardı. Şu an ben bir şeyin var gibi düşünüyorum. Hayır, ben ilk açar açmaz zaten. Beğenmedim. Tad alamadım. Tamam, tad alamazsın ama senin tarzın bu değildir. Ağırlı. Yersin, dersin ki sıkışık. Ya da atıyorum pazısını beğenmedin ama öyle bir tepki vermezsin. Onları geç, kimse umurumda değil. Kimsenin ne anladığı umurumda değil. Ben şoktayım. Direkt şok oldum. Hepsinden birer tane yedim. Hepsi bana hamur geldi. Tamam mı? Niye vereyim? Ama hayır, yorumlarını farklı yaparsın. Ben
Sevmedim. Bir gariplik olduğu kesin. Evet. Bana güvenirsin sen. Ben de valla dumur oldum yani. Sen böyle açtın bak tabağı. Bu ne ya? Bu köfte mi? Bu nasıl köfte? Beni bilirsin. Hiç kimse sana sert konuştuğunda konuşturmam. Panter gibi atlarım. Ben şoktan çıkamadım. Ben çok merak ediyorum. Çıkış bir an önce program bitsin de arkada bir seninle konuşayım istiyorum. Hayır, Duyan da sanki ilk defa 5-1 bir yapar. Hayır, olay o değil. Bir saniye göstermek istiyorum. Bekle. Tabağı aldın, açtın. Aldın. Bu ne ya? Evet. Anne, bismillahirrahmanirrahim. Ekşi geldi, sert geldi. Dersin ki, ay Nursel Hanım bu ekşi olmuş. Atıyorum bunu yersin dersin ki bu sıkışık olmuş ya da pişmemiş. Ama böyle bir tepki. Ama ben bunu beğenmedim. Karnım aç bir şey yiyeyim dedim yanmış. Hiçbiri yok. Evet yanmış o da. O da beğenmedi, o da beğenmedi. Hepsini beğenmedi. En beğenmediğine 5 vermesi zoruma gidiyor. Bir de şu an ben kayınvalideme tepki veremiyorum. Normalde ben derim ki kolum kadar doğranmışa nasıl 5 verdin derim. Yemiyorsun. Ama ben şu an bir psikolojik bir problemim anlayamadım. Gerçekten çözümleyemiyorum annesini. Sen iyi değilsin. Ya senin şekerin ya tansiyonun. Ben tansiyon ya da antidepresan falan kullanırsa onu kullanmadı. Hayır öyle neyim var? Allah Allah gayet iyiyim. Ayakta duruyorum burada. Hasta edecekler geri durduk yerde. Beğenmedim, beğenmedim. Sen ben seni kebapçıya götüreyim. Ama bu sinirin olmasın. Aynen. Bak beğenmemen de problem yok. Hiç kimse hiçbir tabağı beğenmeyecek tamam, diye bir şey yok. Tamam bir verdim diye tepki yapıyorsun. Hayır. Hayır. Hayır anne. Ya ne? Bölümü evde bir izle kafayı yersin. Ben herkese diyorum ki döndüm ne oluyor diyorum. Ben diyorum gelinin. Seni ben ilk defa görüyorum ve şu an... Hayır, ben de hiçbir zaman böyle tabaklar görmedim hayır, yani. Hayır, tabağın içine açık ve kelle çıktı zannettim ben. Geçen yılı hatırla, bir Arnavut böreği çıkar dedik. Ondan daha kötüsü çıkamaz zaten. Şimdi ben hatırlatacaktım Yasem. Bence biz bunun 10 katı kötü tabaklar çıkardık. Bilmiyorum, ben yedik, bugün yedik olabilir, sinirli de olabilirim ama beğenmedim. Hiçbirini beğenmedim. Evet, bunu da salladım.